Hocam Mehdi'nin çok merhametli olacağını Peygamber Efendimiz bildirmiş. Çok şefkatli ve sevecen olacağını şöyle diyor hadis-i şerifinde. Hazreti Mehdi aleyhisselam o kadar merhametli olacaktır ki zamanında ne bir kimse uykusundan uyandırılacak ne de bir kimsenin burnu kanayacaktır. Maşallah. Hazreti Mehdi döneminde kan dökülmeyeceğini Peygamber Efendimiz çok açık bir şekilde kimsenin burnu dahi kanamayacağını ifade etmiş. Mehdi'nin merhametinden bahsetmiş hocam. Çok fazla hadis var. Yer ve gök ehli memnun olacak onun idaresinden diyor inşallah. Yer ve gök ehli sevinç kaynağı olacak çıkışı diyor Mehdi'nin. Maşallah. Ya kardeşim gayet doğal olan bir şey insanın acayibine gidiyor. Yani kan dökmek anormalliktir. Adam öldürmek anormalliktir. Kan dökülmeyen, adam öldürülmeyen bir dünyadan bahsediyoruz. Olur mu ki öyle şey diyor. Lan asıl olan öbürü anormal yani. Bir insan niye öldürür? Niye kan döküyoruz? Değil mi? Tabii inşallah. Fabrikalarda cayır cayır tank, top, silah yapıyorlar. Ya onu yapacağını radyo yap, televizyon yap, buzdolabı yap, çamaşır makinesi yap. İnşallah. Değil mi? İnşallah. Sürünüyor millet yani. Yazık insanlar. Hangi bomba ne kadar adam öldürür? Mühendisler cayır cayır onun hesabını yapıyor. İnşallah. Ona yapacağına bina yapın. Değil mi? Güzel. Evler yapın. İnşallah. İşte Mehdi bu mantıksız ortadan kaldırıyor. Yani bir mantık çöküntüsü var. Bir inanç bozukluğu var ama delilik derecesinde şiddetli. Bu anormalliği ortadan kaldıracak Mehdi. İnşallah. Özelliği bu. Şahsı manevi denediler bak kaç yıldan beri. Şahsı manevi hiçbir şey yapamıyor. Mehdi'nin ruhu var dediler. Hı hı. O ruh da bir şey yapamadı. Ama Mehdi çıkınca bak Türkiye'nin şekli, dünyanın şekli değişti. Bütün İslam alemi kaynıyor. Evet, evet. Hristiyanlık alemi kaynıyor. Musevi alemi kaynıyor. Her yerde dine dönüş var. Maşallah. Mehdi bereketiyle inşallah. Maşallah hocam. İnşallah. Maşallah.